Bir dakika şu bir kere şu şeyi cevaplayayım abi. Bıktım dünden beri Erzurum'u duymaktan çok bıktım. Harbiden daraldım yani. Hani nasıl bir drama besleme şeyiniz var içinizde hala anlam veremiyor. Lan oğlum gıcır gıcır amına koydun ya. Hocam bu koltuk gider ha. Yani gerçekten çok net söylüyorum. Yani Erzurum'dan baydım. Dün iş yapıyoruz. Eightborn'la ilgileniyoruz. Erzurum, Erzurum. O sana diss attı, bu sana diss attı. Amına koyayım çok yabancıyız sanki buna. 1,5 yılım benim böyle oğlum siz ne yaşıyorsunuz ya? Bizim izleyicilere söylemiyorum. Drama kovalayanlara söylüyorum. Arkadaşlar yani hiç illa bir yorum yapmamı istiyorsanız yorum yapayım. Çok basit bir yorum. Kendi aramızda da konuştu zaten bunu. 5 dakikayı geçmeyecek bir mevzu 2 günün gündemi oldu. Ekmekler alındı. Dramalar yapıldı. Ondan sonra herkes kendi bildiği işi yaptı özetle. Zerre umurumda değil. Ben Erzurum'u oynadım. Oyun kötü. Yapıcı eleştirimi yaptım. Yoluma devam ettim. Benim için konu kapandı yani. Millet niye birbirini bu kadar tokatlıyor, dövüyor? Bu ne diye? Bu nedir ya? Oğlum hala bunlar nasıl ekmek kazandırıyor ben anlamıyorum. Bak harbiden çok 10 dakika tahammül edebildim dün. Aa yüzleri burada. 10 dakika. Dedim ki dönün abi işinize. Manyak mısınız? Nesiniz amına koyayım? Millet birbirinin kalbini kırıyor. O ona şey abi kötü mü? Erzurum kötü bir oyun. Kötü demeyeyim. Erzurum çok eksiği olan bir oyun. Adamın emeğine şey yapmayayım şimdi. Ha beni rahatsız eden bir şey oldu. O da şuydu. Yapımcının bu dramalara karşı verdiği tepki bence yersizdi. Yani profesyonel bir yorum değildi. Ne oldu lan? O kırılır oğlum o senin altında. Yok oğlum şey Simmer'den de ona özel almıştık o. Ha. Sen ne ayakta kaldın? Drama gel. 8. katta görmüştüm. Yani ben şöyle baktığım zaman ortama bu muhabbetlerin çok abartıldığını düşünüyorum. Beni az çok biliyorsunuz. Bilmeyenlere de söyleyeyim çünkü biliyorsunuz biz algı operasyonu, manipülasyon bunların hepsinin uzmanları var bu Twitch platformunda. Kim olduğunu da biliyorsunuz. Çok da muhatap olmak istemediğimi hep söylüyorum. Olmayacağım da. Ama konu Erzurum'a dönerse eğer. Erzurum'daki tek mevzu şu. Biri çıkardı. Bir oyun. Değil mi? Öyle ya da böyle bir oyunu yaptı. Eksik veya fazla bir oyunu yaptı. Ondan sonracığıma paylaştı. Biz aldık, oynadık. Eğlencemizi yaptık. Oyunu eğlenceli hale getirdik. Oyundan çıktık. Hikayeli modunu da oynamadım biliyorsunuz. Ve konu benim için kapandı. Bu kadar basit bir konu. Şimdi oyunu eleştirmek benim haddime olan bir şey değil. Ben geek bir adam değilim. Ya ben yayıncıyım, mix bir yayıncıyım. Umurumda da değil açıkçası yani. Her zaman Türk oyunlarına sonuna kadar destek vereceğim. Hep bağıra bağıra söylüyorum. Diyorum gelin bana. Gelin ya. Hani maddi manevi her türlü desteği vereceğim diye. Ne kadar kötü olursa olsun bir oyun. Buna merak olanlar varsa ben destek atmaya her zaman hazırım. İstiyorum ki artık gelişmiş oyunlar çıksın. Türk oyunları ön planda olsun. Erzurum için de bunları söyledim. Diğer neydi? Potansiya mıydı? Potansiya için de bunu söyledim. Erzurum'la Potansiya'yı kıyaslamıyorum burada. Sonuç olarak biri bir oyun çıkarmış ve ben de oynadım. Eksik bulduğum yerleri, kötü bulduğum yerleri söyledim. Elime geldi yani. Dilim vardığı kadarıyla yani. Beni haddimi aşmayacak şekilde yapıcı eleştirilerimi yaptım. Bence herkesin bunu yapması lazım. Bu şekilde daha doğru, daha güzel bir insan olursunuz. Kalkıp da her şeyi toksikleyip, herkese nefret yükleyip, herkesi kışkırtıp sonra ben bir şey demedim diyemezsiniz abi. Öyle bir dünya yok. En azından benim karakterim öyle bir karakter değil. Bu sebeple de düzgünce eleştirdim ve konuyu kapattım. Arkadaş da sağ olsun bize teşekkürlerini etti chatten. Daha iyisini yapmak istediğinde yapacağını söyledi. Tamam abi konu kapanmıştır. Bunun 2 gün boyunca Twitch yayıncılarının birbirine sallamaları, diss atmaları, yok herkes aptal, yok herkes gerizekalı, yok sen salaksın, sen şerefsizsin, sen geçmişte bunu yaptın, sen sabah bunu yaptın. Bu ne oluyor amına koyayım ya? Yemin ediyorum var ya dramadan besleniyorsunuz. Dramadan ya. Başka sanki amına koyayım derdiniz yok. Buraya kadar memleket dert dolmuş. Şuraya 2 dakika kafa dağıtmaya geliyor millet. Bıdı 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 amına koyayım. Sırf çene başka bir şey yok ya. Yanlış mıyım lan? Hayır abi. Yürü, gaza geldiğim için falan değil. Bak size cidden söylüyorum. Dün 10 dakika tahammül edebildim. Yani çünkü konu absürt saçma bir konu yani. Buradan bir eleştirim daha var. Erzurum'un yapımcısı gereksiz muhabbetlere girmiş. Yani onu okudum ben. Önüme çıktı Instagram'da. Gerek yok yani Allah'ı açıklamaya, bilmem ne yapmaya.
daha politik, daha düzgün, daha profesyonel bir cevap verebilirdi. Kardeşim oyunu beğenmemiş olabilirsiniz ama yaptığınız eylemler zarar verici eylemler. Yakıştıramadım. Olsun biz daha iyisini yapmaya çalışırız derdi. O da konuyu kapatırdı. Diğerlerine de malzeme çıkmazdı. Hikaye bu. Bu kadar. Ben, Erzurum'la ilgili bana başka bir şey sormayın oğlum. Yani bunları yorumlayacak bir sürü adam var. Enis var mesela. Oyun yorumlayacaksa Enis'i dinleyin. Beni dinlemeyin yani. Twitch yayıncısı olmak illa oyun uzmanı olmak değil. Ben oyun uzmanı falan değilim. Yani şu var, fark ettiniz mi dünden beri? Mevzu tamamen davranış biçimlerinde. Aynen. Ama insanlar bunu algılamıyor. Her şeyi ifade ediyor. Yani ifade biçimini eleştiren bir insanın altına oyun kötü lan neyi konuşuyorsunuz abi? Ulan konu adamın savunduğu oyunun kötü olması değil ki. Oyun zaten kötü diyor herif mesela bunu konuşan. Siz diyor muhatap olduğunuz şekle yaklaşımınıza bakın diyor. Ya tatava yapma oyun bok gibi işte çakma oyun. Yani ciddi anlamda 30 IQ'lu adamların IQ bunu da hiç söyleyeyim. 30 zekasındaki adamlar diyeyim hadi öyle bağlayayım. Tartışmalarını dün okudum ve de kapattım arkadaşlar. Neyse bu konu bu kadar. Onun dışında bana bot denmiş, o denmiş, bu denmiş. Zerresi kimde değil. 1,5 yıldır bu deniyor. 1,5 yıldır da susuyorum. Susmaya devam edeceğim. Ta ki bir gün konuşmam gerektiği yere kadar. Onun dışında da harbiden kendi işime bakıyorum. Kendi zevkimize bakıyoruz. Kendi işlerimize odaklıyız. Umurumuzda değil. Bakmıyoruz. Dinlemiyoruz. O tuzağa düşmüyoruz. İsteyen istediği gibi her şeyi algılayabilir. Benim sessiz kalmama takan bir tayfa var. Ne yazık ki arkadaşlar size o dramayı vermeyeceğim. Bu dramayı isteyenlere de vermeyeceğim. Çünkü sikimde değil. İzlenme sikimde değil. Defalarca söyleyeyim bunları. Birinci olma, birinci kalma, ikinci kalma, üçüncü kalma gibi arzularım yok. Çok şükür 1,5 yıldır bana destek oluyorsunuz. Hep beraber bir şeyler yapıyoruz, izleniyoruz. Botuz, tamam botuz. Her neyse bunları 55 defa söyleyip 175 defa ben artık bu konuları konuşmayacağım deyip konuşmaya devam etmek yani artık güldüren bir tepki yaratıyor bizde. Gülüyoruz yani. Hep de gülmeye devam edeceğiz. Sıkıntı değil. Böyledir bu işler. Birileri çıkar, altta kalanlar saldırır. Önemli olan o yukarıdaki aşağı indiğinde, diğeri çıktığında önceden saldırmayan adam düştükten sonra neye ne tepki veriyor? O zaman kimin ne olduğunu daha iyi anlarsınız. Başka da bir konu yapmayacağım yani inanın alakam yok. Instagram'daki mesajlarımı görseniz. Abi işte hadi yarın aç. Yarın cevap zamanı. Ya, siktir git dedim amına koyayım. Manyak mısın nesin ya? Pazar magazini. Yani ne git magazin sayfası mısınız oğlum siz? Anlamıyorum insanların bakış açısını. Tabi bunu da pompikleyen insanlar var. Bundan beslenen insanlar var. Doğal olarak da nasıl X insanlar bundan besleniyorsa... İzleyenler de aynı karakterde olabiliyor. Çok şükür bizim izleyici tayfası, sizler, bizler öyle insanlar değiliz. Hiçbir zaman da olmayacağız. Eğlencemizdeyiz arkadaşlar. Neyse, konuyu kapatalım. Kimseye tekrar cevap hakkı doğuracak eylemler yapmak istemiyorum. Daha önemli işlerim var. Şimdi, Edren özür dile. Linç yiyelim buradan. Benim keyfim yerinde arkadaşlar. Bir sıkıntı yok. Yani yeni bir şey duymuyoruz ki. Ben alıştım artık yani bilmiyorum insanların tepkilerini de okumadım ama artık bir sal da haklı olduğu her zaman arkanızda ya benim arkamda olmanıza gerek yok arkadaşlar. Biz burada açıyoruz yayınımızı eğleniyoruz devam ediyoruz yarın da devam edeceğiz diyorum artık bunu 10 defa tekrarlatmayın. Hani şey olmuyorum böyle sadece şu oluyorum yeter la. Her yeterli dediğimde de böyle yandan bir şey diyor. Abi siktir et hadi işe gidin. Ha tamam iş deyip dönüyoruz. Sal da. Abi arka hatırlıyorum bilmem ne dur. Çete biz küçük slow atsanız ha. Klaf ne? Ne? Klafı sana yine bir şey diyorlar da. Aynen bir Eldren Sleeper çakın bir kendinize gelin. Ondan sonra asıl olaya dönelim. Biz şunları mı şey yapacağız? Bak abi bu Mitrein'den cihaz aldım. Mitrein'den cihaz aldım. Gözümü şu an bak görüyorsunuz değil mi? Bir deneyelim. Yayın bilgisiz görmüyor musunuz? Göremez daha şu an.